Merhaba, günaydın. TÜBİSAT ve sektörümüz için, özel bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sayın KOSGEB Başkanım, değerli Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve değerli sektör temsilcileri, kıymetli basın mensupları, TÜBİSAT Scale Up Gelişim Programı lansmanına hoş geldiniz. Öncelikle programın açılış konuşmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Ali Tombalı'yı sahneye davet ediyorum. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Günaydın. Sayın Başkanım, KOSGEB Başkanım burada. Biraz önce biraz sohbet ettik. Ne kadar birbirimize yakın olduğumuzu gördük. Bu sektörün geleceği için. Sayın eski başkanlarım, sayın üyelerimiz, sayın misafirlerimiz, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugünü önemsiyorum. Çünkü bence tarihi bir gün. Bunu ama bugün bilemeyeceğiz. Tarihi bir gün mü değil mi? Çünkü sektörümüzün geleceği aslında ülkenin geleceğini belirleyeceğine inanıyorum ben. Çünkü her yerde bu konuşuluyor. Her ülkede bu konuşuluyor. Gelecek teknolojide deniyor. Ama bizde gerçekten öyle mi? Ve ne yaparsak gerçekten teknolojiyi önceliğimize alıp bu ülkeyi bir yere taşırız. Dolayısıyla bugün bir scale up, bir fikri, bin scale up ülkemizi büyütür. Dolayısıyla bundan bahsedeceğim. Ama önce bir parça TÜBİSAT'tan bahsetmek istiyorum. Niye buradayız? Niye Emre Bey buna sahip çıktı? Emre Hantaloğlu, Lenovo'nun genel müdürü. Kendisi normalde global bir şirketin genel müdürü ve hedefleri var. Tutturması lazım. Tutturması lazım ki o pozisyonda kalsın. Ama TÜBİSAT'ta şöyle bir misyonumuz var. 2 yıl sonra nasıl anılmak istiyoruz? Her bir yönetim kurulu üyemiz 2 yıl sonra nasıl anılmak istediği ile ilgili bir başlık belirlemeye çalışıyor ve onun için çalışıyor. Bakın, maaş almadan, zamanından çalarak, çünkü hedefine ulaşması için diğer işini yapması lazım, onu bırakıp buraya zaman harcıyor. Para harcıyor. STK işi, Atilla abi yok bugün, gönül işi demişti. Evet. Para da harcıyorsunuz, zaman da harcıyorsunuz. Ama gönül işi ise harcamanız lazım. Emre Bey dedi ki, ben bu ülkenin geleceğinde bir konuda fark yaratmak istiyorum. O da scale up'lar dedi. Çünkü ülke scale up'larla bir yere gider. Biraz önce başkanımla konuşurken dedik, unicorn mu scale up mı? Ama unicorn'a gitmek için önce scale up olmanız lazım zaten. Dolayısıyla scale up geleceğimizin en önemli konusu. Ve TÜBİSAT'ta da bunu kendimize distur edindik. Ve Emre Bey dedi ki ben scale up sayımızı arttırmak için çalışacağım. Kendim bununla anılmak istiyorum. Lenovo genel müdürü olarak değil, zaten o benim given, verilmiş bir şey. Zaten çalışarak aldığım bir pozisyon. Dolayısıyla kendisine ve ekibine Aslan Bey, Özlem Hanım, Sure Hanım, buradaki birçok arkadaşımız gönüllü olarak bu projeye çalıştı. Ve geleceği şekillendirmek için emek koydu. Dolayısıyla şeyimiz bu. 2 yıl sonra nasıl anılmak istiyoruz? Bir başlık belirleyip onun peşinde koşmalıyız diye düşünüyorum. Bunun yanında birçok faaliyetimiz var. TÜBİSAT'a girmeyeceğim bugün. Zaten YouTube'dan, bültenlerimizden bizi takip edebilirsiniz. Ya da geçen Perşembe günü Bloomberg'deydim. Yani söylenmemesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Ama bunları söylemeliyiz ki bir yere ulaşalım. İki tane daha başlıktan bahsetmek istiyorum. Birçok çalışma grubumuz var. Sektörümüze sahip çıkmamız lazım diyoruz. Onun için katılın, zorlayın çevrenizdeki insanlara, emek koyalım ve birlikte büyütelim. İki başlığımız daha var. Biri fintech, biri de bulut. Bunun yanında çok çalışma masamız var ama niye fintech, niye bulut? Ben söyleyeyim, zamanınızı çok almamak adına. Dünyanın en iyi bankacılık sektörüne sahibiz diyoruz. Dünyanın en iyi teknolojisini kullanan bankalara sahip diyoruz. Bunları üreten ve en iyi servisleri veren bankalara sahibiz diyoruz. Ama bir tane fintech scale up'ımız yok. Bırakın unicorn'u. Daha o aşamaya geçemedik. Dolayısıyla diyoruz ki
fintech dünyasında fark yaratmanın yolu ekosistemi desteklemek. Dolayısıyla çalışma masamız bunun için çalışıyor. Özlem Hanım da onun içinde. Bir de bulut diyoruz. Herkes bulut diyor. Ben de diyorum ki bulut diye bir şey yok Türkiye'de bir kere. Yani hani var mı? Ama niye olmalıyız? İki sebepten. Bir, dünyada en hızlı büyüyen alan. Olacağız ki o pastadan pay alalım. İki, bulutta niye olmalıyız? Çünkü bu bölgenin en güvenli ülkesi burası. Başka bir ülke değil. Buranın en ölçekli ülkesi de burası. Ve en yetkin ülkesi de burası. Biz yapamıyorsak Katar mı yapacak? Dubai mi yapacak? Dolayısıyla bu çalışma masalarıyla bu alanlarda büyümeliyiz. Dolayısıyla bunun için çalışmalıyız. Niye bu çalışmalar var? Dünyada bu pazarın büyüklüğü 4,5 trilyon dolar. Büyük bir hacim. Bizimki de 33 milyar dolar. Biraz önce başkanıma söylüyordum. Bu sene ya acaba büyüyebilir miyiz biraz zorlasak yoksa acaba bu ölçekte kalır mıyız diye düşünüyoruz. Çünkü bir önceki sene %17 dolar bazında büyüdük ama ondan önceki sene %17 dolar bazında küçüldük sektör olarak. Dolayısıyla dünya pazar payının %1'inde değiliz. Üzücü bir durum. Halbuki ölçekli bir ülkeyiz. Yetkin bir ülkeyiz. Yetkin kadrolarımız var. Ve bu bölgenin bana göre en güvenli ülkesiyiz. Dolayısıyla bu pastadan pay almamız ve arttırmamız gerekiyor. Yani %1 bile değilsek, Emre Bey bunu dert etti. Nasıl %1'e ulaştırırız en azından pazar payımızı? Dolayısıyla büyüyen pazarlardan pay almak, kendi alanlarımızda ürünleşmek, yani hani değere dönüştürmek. Onun için birkaç söylemimiz var. Onları da söyleyip geçeceğim. Biz veri merkezi demiyoruz. Geleceğimiz değer merkezlerinde diyoruz. Biz in-house demiyoruz. Out-house diyoruz. Şunu da ya out-house ne? Yeni bir kelime mi uydurdun diyebilirsiniz. Evet uydurdum çünkü nereye gitsem abi 100 kişiyi outsource ettik. Biz dış kaynak kullanıyoruz. Dedim bu bir değer yaratmıyor ki. Sen bordroyu oraya taşıdın. Çözüm, ekosistemden çözüm alıp o çözümü büyütmeniz lazım diye in-house, out-house diyoruz. Bizim sektörde ne yazık ki fiyat rekabeti yapılıyor. Ya bu sektör tek fiyat rekabeti yapılmaması gereken sektör ya. Çünkü diyoruz ülkeye değer katacağız diyoruz. Ülkeyi rakip ülkelerden daha ileriye taşıyacağız diyoruz. Bir de bir önemli başlığı daha konuşmadan geçmek istemiyorum. Yani hani ve bu sektöre hep beraber sahip çıkarak bunu yapabileceğimize inandığım için şu örneği vermek istiyorum. Bir alan daha var göz ardı ettiğimiz. Büyümek için, scale-up'ların büyümesi ve unicorn olması için. Startup'ların scale-up olması için tek bir şeye ihtiyacı var, o da bizim ülkemizde henüz yok. Zamanla artacak diye düşünüyorum ve panelistlerimiz de buna katkı verecekler. Para. Bir örnek vereyim size. Yarın gazetede şunu duysanız inanır mısınız? Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa bölgelerine baktığımızda girişim yatırımı alma sayısına baktığımızda birinci sırada. İnanır mısınız buna? Haber doğru. Ama altına bakalım. Yani niye scale up olması gerekiyor ve niye paraya ihtiyaç var? Niye panelistlerimiz bu konuda da konuşacaklar? Bu nedenle. Çünkü yapılan yatırımlara baktığımızda ilk 3 ayda Türkiye'de toplam yatırım miktarı 112 milyon dolar. Aynı dönemde bizden daha geride İngiltere'de var. Yani daha geride yatırım alma sayısı bakımından 3 milyar dolar. İkinci 3 ayda bizde biraz rakam artmış. Bu ilk 3 ayda scale up yatırımı yok. Yani hani bizi unicorn'a getirecek scale up yok ortada. Yani hani biz dolayısıyla hayal kurmayı bırakıp gerçekten derdimiz ne? Neye ihtiyacımız var ve ne yapmalıyız konusuna kafa yormalıyız diye düşünüyorum. İkinci Q'da bizde 3-4 tane yatırım scale up boyutunda var. Biri getir, onu çıkarttık mı 500'ün 200'ü gitti.
Aynı dönemde İngiltere'de yatırım ne kadar olmuş bir tahmin var mı? 9.7 milyar. Yani hani bununla yarışamayız. Yani biz Türk'üz, Süpermen olsak, bir tarafta 500 bin TL alan bir startup, bir tarafta 50 milyon dolar alan bir şirket İngiltere'de. Nasıl yarışacağız ya? Para döver bir kere yani. Hani sonuçta paranın da önemli olduğunu gördük ve son bundan 3-4 gün önce Sayın Maliye Bakanımız aslında bir açıklama yaptı. Dedi ki girişim sermayesini çeşitlendireceğiz, geliştireceğiz. Çok doğru bir tespit. Bizim paraya da ihtiyacımız var. Dolayısıyla ülkemizi yatırım yapılabilir bir hale getirmek ve yatırımı arttırabilir hale gelmemiz gerekiyor. Bunun da şunun için söyleyip kapatıyorum. İşte beyin göçü diyoruz. Ben diyorum ki beyin göçü bir masal. Ya beyin göçmez ki. Beyinler gitmez. Beyinleri burada kalıyor zaten. Annesini arıyor, babasını arıyor, çocuğunu arıyor. Yaşadığı topraktaki gömdüğü ailesini arıyor. Ama ne göçüyor? Tehlikeli olan şirketler göçüyor. Şimdi şirketlere göçme diyebilir miyiz? Hani kişilere diyemiyoruz. Çünkü kişisel tercih. Şirketlere diyebilir miyiz? Ne zaman diyebiliriz? İngiltere gibi biz de mevzuatımızı, sürecimizi ve ortamımızı tersine göçe çevirebilecek şekilde çalışmamız lazım. Bu söylemle olmaz, geyikle olmaz, rakı masasında hiç olmaz. Bu sıkı çalışmayı, ortak aklı, katılımcı yönetimi ve temsiliyeti de paylaşmayı gerektirir. Ben tüm yönetim kurulu üyelerimize, 30 tane yönetim kurulu üyemiz var. Lütfen web sitesinden bakın. Hepsinin bir teması var. Eksik olan var mı? Var. Ama bugünden sonra onları da tamamlayacak diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Yönetim Kurulu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi KOSGEB Başkanımız Sayın Ahmet Serdar İbemcioğlu'nu konuşmayı yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım tabii çok güçlü bir giriş yaptı. Umarım ben de tıpkı gelişim programının adı gibi scale up yaparak buradaki heyecanı artırırım. Değerli TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli yönetim kurulu üyeleri ve siz çok değerli katılımcılar, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün özellikle KOBİ ülkesi olan ülkemizin, 4 milyon KOBİ'ye sahip olan ülkemizin, bilişim sektörünün, bilişim camiasının duayenleriyle bir aradayız. Yapılmış olan program da aslında KOBİ'lerin gelişimini diye anlıyorum ben, hedefliyor. Çünkü unicornlar çıkartabilmek için de tıpkı Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi güçlü bir ekosisteme ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Sürdürülebilir unicorn fikri, ki biz buna Milli Teknoloji Hamlesi Strateji Belgesi'nde Turkorn diyoruz. Sürdürülebilir Turkornlara güçlü bir ekosistemle, güçlü bir scale-up ekosistemiyle aslında ulaşabileceğimizi net olarak görüyoruz. Verilere baktığımızda bu sonuçlara ulaşmamız mümkün. Tabii bunu anlatırken ben size biraz KOSGEB'in tarihçesinden bahsetmek isterim. 1973 yılında dönemin hükümetiyle Birleşmiş Milletler arasında yapılan bir anlaşmayla kuruluyor bu kurum. O günkü adı Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri. Scale Up Geliştirme Programı gibi düşünebilirsiniz. Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri. O dönemki amaç uluslararası tedarik zincirlerinde bulunabilecek sanayici yetiştirmek. Uluslararası tedarik zincirlerine mal satabilecek sanayiciyi yetiştirmek. Bunun için ne yapıyor? Standart ürün üretimini öğretmek için merkezler kuruyor. Bugün bardak istiyoruz sizden. Hani bize şişe gönderiyorsunuz. Ertesi günü bardak gönderiyorsunuz. Öbür gün çay bardağı göndermeyin. Standart ürün üretin. Toleransları vesaire aralıkları belli olan. Bunun için usta yetiştirin, mühendis yetiştirin. Bunun için tezgah kurun. Tezgahlarda kalite kontrol yapacak alet ve edevatları alın diye böyle bir kurum kuruluyor. 1990'lara kadar hiç destek vermiyor. Maddi anlamda bir destekten bahsetmiyorum. Sadece aynı yani eğitimler, programlar vesaireler. Bakın bugün geldiğimiz noktada da tıpkı o gün olduğu gibi yine
rekabetçi KOBİ'lere erişebilmek için, yani scale-up'lar olsun diye, ölçeklerini büyütebilme potansiyeli olan firmalar olsun diye, bugün de yine bu kurum bu sefer dünya ile rekabet edebilme adına iki tane ana başlığı almış durumda. Bir tanesi dijital dönüşüm. Aslında sizlersiniz bu dijital dönüşümü sağlayacak olan elçiler diyelim. Sizlersiniz aslında. İkincisi nedir? Yeşil dönüşüm. Yani sanayimizin daha verimli hale gelmesi, karbon emisyonlarının düşürülmesi süreçleri. Uzun uzun bunları anlatmayacağım. Bu iki dönüşümü de şu anda KOSGEB iki ayrı destek programıyla aslında ne yapıyor? Piyasayı sübvanse ediyor, destekliyor. Bir tanesi yeşil sanayi. Ama ben bugün burada biraz KOBİ dijital dönüşümden bahsetmek isterim. KOBİ dijital dönüşüm destek programıyla biz sanayicinin rekabet üstünlüğünü devam ettirmesini arzuluyoruz. Sanayinin rekabet etmesini sağlamak için de dijital dönüşümü sağlaması lazım. E bunu in-house mu yapacak? E bunu yapmasını istemiyoruz. Onun için şöyle bir motto geliştirdik. Pazarı destekle, üreticiyi mutlu et. Üretici kim? Bilişim sanayicileri. Pazar kim? Sanayicinin kendisi. Yani fabrikalar. Bunların içerisinde kendileri yapmasın ama yatırım da yapabilsinler, dijital dönüşüme yatırım yapabilsinler diye biz yeni bir program yayınladık. KOBİ Dijital Dönüşüm Programı. Sizler gittiğiniz yerde bir dijital dönüşüm programı sağlamak için gittiğinizde fabrikaya şunu diyebilirsiniz. Ya sen bir yatırım yapacaksın. Bak bu yatırımın parasını ben sana buldum. Şu bankadan gidiyorsun, 20 milyon liraya kadar kredi alıyorsun. Bu kredinin 20 puanlık kısmını KOSGEB karşılıyor. Ben de bu işi yapıyorum. Gidip bunu satabilirsiniz, pazarlayabilirsiniz. 300 milyon avroluk bir pazar büyüklüğünden bahsediyorum. 5 yıl içerisinde 300 milyon avro bu sektöre yatırım yapılacak. Bu sektör 300 milyon avroluk kredi limiti açılmış durumda. Bunu biz Avrupa İmar Kalkınma Bankası aracılığıyla Türkiye'ye getirdik. 6 tane şu anda aracı banka var. KOSGEB'de bunun neyi? Arayüzü. Hem de faizini destekleyen kurumu olarak burada yer alıyor. Şimdi tabii bunları söylüyoruz. Bunların her birisi bilişim sanayisinin de gelişimi için ihtiyacımız olan bir yapı. Bugüne kadarki destek modellerimizde hep giderleri destekliyorduk. Şimdi artık giderleri değil, pazarı destekleyelim, pazarı büyütelim. İkinci bir husus da burada özellikle ismiyle müsemma olan bizim de yeni açıklayacağımız ölçek büyütme desteği. Ölçeği büyütme hedefimiz var. Büyüme birinci hedefimiz. Özellikle sanayicinin büyümesi. Bunu büyütmek için de bir ölçek büyütme desteği. Önümüzdeki haftalarda bunu da ilan edeceğiz. Tam da üstüne gelmiş olacak. Yani yarın şöyle diyebilirler. Yahu başkan gitti programa, hemen scale-up'ı gördü, ölçek büyütme diye Türkçeleştirdi. Bir tane destek çıkarttı diyebilirler. Hiç de müteessir olmayız. Deriz ki ya oradan ilham aldık diyebiliriz yani. Siz de bunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla kapasitelerini büyütecek olan firmalarımızı bu şekilde ölçek büyütme desteğiyle de desteklemiş olacağız. Ben sözlerime son verirken şunları ifade etmek isterim. Biz evet 100 unicorn hedefimiz mevcut. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizim 100 tane 2030 yılına kadar 100 turkorn hedefimiz var. Ama şunu çok iyi biliyoruz. 100 turkorna ulaşmak için on binlerce scale-up'a ihtiyacımız var. Turkorn kendi başına çıkmıyor. Aslında o bir ekosistemle çıkıyor. Dolayısıyla biz de KOSGEB olarak scale-up'lara destek veren bir kurum olarak, KOBİ ekosisteminin güçlenmesi ve büyümesini hedefleyen bir kurum olarak aslında tam olarak doğru yerdeyiz ve sizinle ortak olarak bu işleri birlikte yürütmeyi canı gönülden istiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız. Açıtalım. Bir saniye de Şimdi biraz önce bir şeyi, iki şeyi eksik söyledim. Onu tamamlamak istiyorum. Birisi, başkanımla bugün tanıştık. Ama gelecekle ilgili çok karşılıklı iyi umutlarla ben ayrılıyorum kişisel olarak. Çünkü son 112 milyonda söylemediğim bir kısım vardı. 112 milyonu kim yatırmış? Aslında orada da devlete haksızlık etmemek lazım. 112'nin %75'ini, 112 milyon doların %75'ini devlet yapmış.
Yani aslında özel sektör veya yatırım fonlarının yapması gerekirken İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'de %65-70'ini devlet yapmış. Dolayısıyla bundan sonrası için de umutluyuz. Dolayısıyla da iş dünyası diyoruz ki bir satranç gibi, bir dama gibi oynanan bir oyun değildir. Sonsuz bir oyundur. Bunu da ancak kalıcı şirket yaratarak yapabiliriz diyoruz. Yani bir amacı olan ve kalıcı şirket yaratarak bu sektörü büyütürüz diyoruz. Dolayısıyla başkanıma da bu kitabı hediye etmek istiyorum. Çünkü marka şirketler bizim geleceğimiz. Bunu yaratmanın yolu da bir amaçtan geçiyor. Hepimizin artık bir amacı var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Açılış konuşmanın ardından şimdi TÜBİSAS Scale Up girişim programının sunumunu yapmak üzere yönetim kurulu üyemiz, çalışma grubu eş kaptanımız Sayın Emre Antoğlu'nu davet ediyorum. Teşekkürler. Sayın KOSGEB Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu eski Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim, üyelerimiz, sayın misafirler ve değerli basın mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çıktığımız bir yolculuk. Bu yolculuk biraz içinde Nasrettin Hoca'nın göle maya çalmasını barındırıyor. Biraz Don Kişot'un yel değirmenlerine atını sürmesini, biraz da karıncanın sormuşlar nereye gidiyorsun? Demiş ben hacca gidiyorum. Nasıl gideceksin? Gidemezsin. Demiş ben bu yola çıkayım da en azından o uğur adına, o uğur yolunda hayat veririm. Biraz bunları kapsıyor. Şimdi anlatacağım. Şimdi niye buradayız? Türkiye'nin fikirlerle, ürünlerle, inovasyonla, teknolojiyle, girişimle kalkınması için buradayız. Netice itibariyle Türkiye için buradayız. Bunu yaparken de Türkiye'nin teknolojiyle kalkınacağına inanıyoruz. Şu anda dünyadaki en değerli 10 şirket nedir diye baktığınızda, sıraladığınızda ilk 10'un 8'i teknoloji şirketi. Ve hepsi bir fikri bir ürüne dönüştürmüş, o ürünü girişimcilikle dünya markasına dönüştürmüş ve ondan sonra da bir global marka olmuş. Bunlar çok yaşlı firmalar değil. Ve hepsi de dünyanın batı tarafından geliyor. Hepsi demeyeyim de büyük ağırlığı, ilk onun. %70'i scale-up'ların Amerika ve Avrupa'dan geliyor. Şimdi biz ülke olarak yeterli fikre sahip miyiz, yaratıcı fikre sahibiz? Girişimcilik kanımızda var mı? Var. Yani vizyonumuz var mı? Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi var. Don Kişot'un o kararlılığı, tutkusu, hırsı var mı? O da var. Karıncanın adanmışlığı, hedefine odaklanmışlığı ve dirayeti var mı? O da var. O zaman biz de başarılı olabiliriz. Tabii ki bu yolda zorluklar var. Başkanım ifade etti. Maddi zorluklar, ölçek zorlukları var. Ama bu topraklarda scale-up'ları büyütecek, firmalarımızı büyütecek, Türkiye'yi teknolojiyle kalkındıracak her şey var. Bize de TÜBİSAT olarak buna katkı sağlamak ve destek sağlamak düşüyor. Scale-up dediğimiz zaman neler var scale-up'ın içinde? Birazcık daha irdeleyelim. Scale-up demek fikir demek. Scale-up demek o fikri bir ürüne dönüştürmek demek. O ürünü markalaştırmak demek. Bir ekosistem yaratmak demek. Kalkınma demek, istihdam demek. Öyle değil mi? Ve verimlilik demek. Scale-up'ların yarattığı ekonomik hacim bu. Scale-up'lardan beklentimiz bu. Tabii scale-up'lar start-up'tan artık birkaç seviye daha yukarı çıkmış ve kendini ispatlamış kurumlar. Dediğim gibi bu kurumlar iyi hoş ama bir yere kadar geliyorlar
ve bir noktada bir destek ihtiyacı hissediyorlar. Bu tecrübe olabilir, bilgi olabilir, maddi olabilir. İşte biz de bu programla bu dertlere deva olmak, karınca kararınca, çorbada tuzumuz olsun anlamında ve bu firmalarımızı destekleyerek Türkiye'nin kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Birazcık daha baktığımızda Scale Up nedir diye, biz tabii çalışma grubumuz, burada beni başkanım mahcup etti, benim ismimi çok zikretti, biraz mahcup oldum. Ama çok değerli çalışma grubumuzdaki çok değerli arkadaşlarımız var. En sonda hepsini paylaşacağım. Onlarla önce oturduk, dedi ki ya Scale Up nedir? Yani bir kriterleri nedir? Neye Scale Up denir? Değil mi? Bayağı bir tartıştık. Tartıştık. Onu bir yere bıraktık. Sonra günler geçti, aylar geçti. Sonra bir daha tartıştık. Çünkü evriliyor fikirlerimizde. Ve bu da hiçbir yerde yazmıyor. Açıkçası. Geldiğimiz nokta şu, en az 3 yaşında olmalı bir scale up ve çalışan sayısı en az 5 kişi olmalı, cirosu yıllık 1 milyon dolar olmalı, 3 yılda büyümesi %20 ve üstünde olmalı, artık ürününü belirlemiş, o ürünü tamamlamış, o ürün ve servisler tamam ve bunu üzerinden artık para kazanmaya başlamış ve büyümüş olmalı. Ve ana gelirini de bu ürün ve servislerden oluşturmalı. Ve büyüme hızında söyledim, dolar bazında %20 ve üstü olmalı. Bu bizim hem Scale Up tanımımız hem de bugün tanıtacağımız Scale Up programının kriterleri. Yani bizim programımıza dahil olmak isteyen Scale Up'ların nacizane bu kriterlere sahip olmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi Scale Up gelişim programımız nedir? Birazcık daha detaylı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi burada birinci hedefimiz bizim, öncelikle bir farkındalık yaratmak. Yani Scale Up nedir, ne değildir, vatan, millet için neden önemlidir ve ne yaparsak bunlar gelişir ve bunlarla ilgili ne yapmalıyız? Birinci hedefimiz bu. Ve o nedenledir ki webinar serisi yapmayı düşündük, planladık ve bunu da takvimlendirdik. Birincisi webinarlar. İkincisi yatırımcılarla beraber Scale Up'ları bir araya getirip onları birbirlerine nasıl fayda sağlarlar bunu sağlamak. Üçüncüsü de birazcık daha anlatacağım. 10 farklı başlıkta, bu başlıkların birkaçında bu değerli Scale Up'lara ilgili desteği, mentörlük, bilgi ve tecrübe desteğini sağlamak. Ve bunları da en sonunda bir değerlendirme toplantısıyla değerlendirmek. Dediğim gibi burada webinarlarımız ve yatırımcılarla yapacağımız buluşmaları gördüğünüz üzere takvimlendirdik. Ama ondan önce ben çok önem verdiğimiz startupların gelişimi için çok kritik 10 başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu başlıkları nereden buldunuz diyebilirsiniz. Bu başlıklar hem teoriyle hem pratikle sağlaması yapıldı. Teori olarak bize geldi ama dedik ki ya bu teori olarak geldi ama gerçekten de startuplara soruldu mu acaba? Gerçekten startupların derdi bunlar mı? Kendi içimizdeki üyelerimizi aradık. Kaç tane üyeyi aradığımızı şu an hatırlayamadım ama bir 30-40 üyemizi aradık ve dedik ki sizin için önemli olan başlıklar neler? Siz hangi başlıklarda destek istersiniz? Dediğimizde de aynı başlıklarla karşılaştık. Bunlar neler? Biraz okuyalım. Gelişmiş pazar anlayışı ve konumlandırma. Yani dışarıdaki pazarlara açılma, nasıl yurt dışına açılabilirim? Ürün geliştirme ve yenilik, ürün geliştirme konusunda ürün var ama onu geliştirme konusunda problem yaşıyor scale-up'larımız.
Müşteri kazanımı ve sadakat. Benim hiç diyor satıcım yok. Nasıl dedim ya? Benim satıcım yok diyor. E nasıl yapıyorsun diyor. Ben biliyorum diyor. Ben anlatıyorum. Ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılıyor diyor. Bu da bir metot. Saygı gösteriyoruz değerli TÜBİSAT üyemize. Fakat yeterli değil. Yani nasıl büyüyeceksin? Nasıl unicorn'a gideceksin? Burada desteğe ihtiyaçları var. Satış stratejisi ve yine genişleme birbiriyle yakın konular. Operasyon ve verimliliği ve ölçeklendirebilirlik. Bu konu tabii ki çok önemli. Büyümekte, ciroyu geliştirmekte, kârı maksimize etmekte ya da masrafları kısmakta önemli bir konu. Çok hayatsal bir konu. Finansal yönetim ve fonlama çok yine önemli. Takım yapısı ve kültür belli bir seviyeye geliniyor. O seviyeden sonra şirket kültürü nasıl olur, nereye evrilir? Çok fazla insan geliyor, gidiyor, çıkıyor, kültürü oluşturmakta zorluk çekiyoruz diyor scale-up'lar, TÜBİSAT üyesi scale-up'lar. Bunlar hepsi geri bildirimle sabit. Organizasyon yapısı ve yönetim kurulu nasıl olmalı? Şimdi bazı şeyleri ürüne yöneliniyor ve bu tür şeyler göz ardı ediliniyor. Ama gelinen noktada geri dönüşü zor noktalarda olabiliyor firmalar, scale-up'lar. O nedenle bunların önceden planlanması lazım. Risk yönetimi ve uyum keza ilk başlarda sanki önemliymiş gibi gözükmeyen ama çok önemli konular. Ve şu anda en önemli konulardan biri sürdürülebilirlik, kurumsallık ve sosyal sorumluluk. Yine bu da bir scale-up'ın kuruluşunda göz ardı ediliyor ama şu anda tabii üstadlar burada fonlama anlamında özellikle Avrupa'da, Amerika'da bakılan bir konu. Ayvalık Forum'daydık hafta sonu. Orada da gündeme gelen bir konu açıkçası. Bunu da kuruluşta başta şirketin amacıyla beraber bütünleşik bir hale getirip ona göre plan, program ve stratejilerin yapılması gerekiyor. Şimdi yine burada aynı başlıklar var. Biz dedik ki tamam, insanları, firmaların farkındalığını yaratacağız, güzel, webinar serileri yapacağız, duyurular yapacağız, bilgilendireceğiz. Yeter mi? Yetmez dedik. Biraz daha fazla bir şey yapmamız lazım dedik. Ne yapalım o zaman? Burada scale-up'lar var. Burada da çok değerli mentörler var. Çok değerli mentor firmalarımız var. Bu işe baş koymuş ve scale-up'ları geliştirmekle ilgili çalışmalar yapan çok önemli firmalar var. Biz de TÜBİSAT olarak ne yapalım? O zaman dedik ki bunları bir araya getirelim. Ve bunlara bir program dizayn edelim. Bu 10 başlıkla ilgili scale-up'ların ihtiyacı olan başlıklarla bu konuda uzman olan çok değerli firmaları bir araya getirelim. Ve bu firmalar bilgi, tecrübelerini bu scale-up'larla paylaşsınlar ve o konulardaki eksiklerini gidersin scale-up ve unicorn olma yolunda birkaç basamak daha atlasın, kendini geliştirsin ve Türkiye'ye katkıda bulunsun. Programımız bu. Şimdi bu programımız bu. Ben nasıl başvurabilirim ya da nasıl başvurulabilir diye sorabiliriz. Hemen rejiye dönüyorum. Onlardan destek alıyorum. Ve işte bu QR kodla bir internet sitemize, başvuru sitemize ulaşabilirsiniz. Bu QR kodu birkaç saniye müsaade edeyim. İsterseniz buradan okutun. Ben de tanıtım olarak siteyi göstereceğim size. Şu anda herhangi bir scale-up bu programa ön başvuruda bulunabilir. Diyebilir ki ben buyum, bu konularda destek almak istiyorum. Biz de ne yapacağız? Onları toplayacağız, değerlendireceğiz. Teşekkürler. Biz de ne yapacağız? Onları toplayacağız. Bu şu anda canlı. Buraya başvurabilirsiniz.
toplayacağız, değerlendireceğiz ve diyeceğiz ki ey A firması, sen bize şu şu başlıklarla kendini geliştirmek istediğini söyledin. Güzel. Biz de şimdi bu mentor firmamızla seni eşleştireceğiz. O mentor firmasıyla bu firma eşleşecek ve o eksiği ya da geliştirmek istediği konularda gelişmek üzere bir yolculuğa çıkacaklar. Tamam. Programımız budur. Yani sorular da alacağız tabii ama birazcık daha ben anlatayım mı diye de biraz sorulara bırakalım bazı şeyleri. Hepsini anlatmayayım. Şimdi bu tabii dediğim gibi başkanım beni mahcup etti. Kan, ter ve gözyaşı diyerek abartmayasak da bayağı mesai harcadık. Çok değerli Özlem arkadaşım, çok değerli Aslan arkadaşım, hepsini saymak istiyorum. Abdurrahman Bey, Emre arkadaşım, Beltan, Barış burada, Oğuzhan, Ayşe, Ufuk, Ağar, Verda burada, Ahmet burada, Elif, Güzel, Meltem Hanım ve sevgili Hasan bize çok destek verdiler. Bu programın içinde çok yer aldılar. Keza Ayşen, Burak, Cem, Çiler, İsa, İzi, Kohen, evet, Kadir Yücer, Onur, Tuğrul, Uğurcan'dan arkadaşlarımız bize çok destek verdiler ve bu programı oluşturduk. Tabii bu program daha bebek bir program, iyi niyetlerle oluşturulmuş bir program. Muhakkak eksiği vardır, gediği vardır, geliştirmek tarafında olduğumuz yerler vardır. Dediğim gibi bu bir yolculuk, karıncanın hacca gitmesi misali. Ama o kararlılık bizde var, o dirayet bizde var. Nasrettin Hoca'nın vizyonu da var, Don Kişot'un o tutkusu ve hırsı da var. Bu şekilde bu yolda ilerleyip vatanımıza, milletimize katkı sağlamak için bizler çalışmaya devam edeceğiz. Bu programı kurgularken hep beraber bir şeye çok önem verdik. Biz neticede bu pozisyonlarda gelip geçeceğiz. Biz gideceğiz, başkası gelecek. İstedik ki bu sürekli olsun. Yani biz gitsek, başkaları da gelse bu bayrağı bizden alsın ve devam ettirsin. Programımızı hep o mantık ve o matematikle dizayn etmeye çalıştık, düşündük. Örnek başka programlar da var. Onlardan da feyz aldık, onlardan da fikir aldık. Sağ olsunlar bize destek oldular, onlar da fikir paylaştılar. Kime kapısını çalsak herkes bizden bize çok gönlünü açtı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve gelişecek bir program yol içerisinde eminim. Ve vatana millete hayırlı olsun diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun geldiğiniz için. Şimdi bir dediğim gibi her şeyi de anlatmadım. Biraz soru cevap olsun diye. Ben değerli Özlem ve Aslan arkadaşımı yanıma davet etmek istiyorum. Değerli basın mensupları arkadaşlarımızın sorularını cevaplamak üzere. Tabii sadece basın mensupları değil, herkes soru sorabilir. He? Vardır, sen gel Aslan, soru da çıkartırız. Evet, değerli basın mensuplarından... Evet, buyurun lütfen. Mikrofon alalım. Verelim lütfen arka tarafa. Ayhan Sevgi, BT Haber. Şimdi aslında girişimler diyoruz. Yeni girişimler, büyümek istiyoruz. Ama şimdi şöyle anlatayım. Bu scale-up'ların aslında çoğu teknoloji şirketi değil. Teknoloji temelli iş yapan farklı sektördeki şirketler. İşte kimisi otomotiv, kimisi finans, kimisi emlak. Fakat yıllardır bu alanı büyütmek hep bilişimcilerin, özellikle de TÜBİSAT'ın işi haline geldi. Ama neden otomotivcileri, finansçıları ya da
perakendecileri de sizlerin yanında göremiyoruz. Burada bir eksiklik yok mu? Belki abi. Tabii, buyur aslında. Şöyle aslında bu bizim bilişim sektöründeki firmalara yönelik bir program. Yani bilişim sektöründe çeşitli uzmanlıklar var. Hani fintech bunlardan bir tanesi, sağlık teknolojilerinde çalışanlar var, bizim gibi telekom domaininde çalışanlar var, yapay zeka girişimleri var. Bu startup olarak başladıklarında Türkiye'de bir sürü program var aslında startuplarla ilgili. Kuluçka merkezleri var, bir sürü fonların kendi platformları var. Ama bu şirketler belli bir seviyeye geliyor, ya yatırım alıyor ya da alamıyor. Ürünleri var, müşterileri var. Ama sonra orada kalıyorlar ve bir problemlerle hayatlarına devam ediyorlar. Bu yazılım şirketlerine yönelik bir program. Ama sizin dediğinizde ben önemsiyorum. Tabii ki ekosistem diyoruz. Hani buradaki şirketler ve diğer taraftaki şirketlerin işbirliği aslında onların büyümesini de hızlandıracak. Bizim şu andaki hedefimiz tamamen yazılım sektöründeki şirketler. Yani herkes startuplar kuruldu, heyecan duyuyor. Ve sonraki herkesin beklentisi ne zaman unicorn olacaksın? Yani unicorn olmak bir sonuç. Burada saydığımız 10 madde oradaki yolculukta yapılması gereken temel ödevler ve tezler aslında. O konuda biz Unicorn'a giden yolda destek olmak istiyoruz diye söyleyeyim. Bir ufak bir şey ekleyebiliriz belki. O bahsettiğiniz sektörlerdeki temsilciler iki programı nasıl birleştirebiliriz? Yani iki sektörün nasıl işbirliği halinde çalışabileceğine dair birlikte çalışmak isterlerse de program gelişim yolculuğunda buna açığız. Evet. Bunu da belirtmekte fayda var. Biraz Mevlana gibi olacağız yani. Hani gel diyoruz yani. Ne olursan ol gel. Neticede amacımız onlara destek olmak. Tabii destek olabileceğimizi gördüğümüz anda biz bunu yapacağız. O nedenle bir seçme ve değerlendirme kriterlerimiz var ve bir değerlendirme sürecimiz var. İnandığımız mentorlarımızla da değerlendirip firmalara desteğimizi vereceğiz. Evet. Buyurunuz lütfen. Mikrofon alalım. Merhabalar, Kader Karaçay, ben Yazılım Sanatçıları Derneği'nden. Aslında şimdi kriterlere bakınca, bu arada basın mensubu olduğum zamanlarda genelde bu ifadeyi pek kullanmayız. Hayırlı olmasını diliyorum. Sektör içerisinde bir ekosistem parçası olduğum için bunu özellikle paylaşayım. İkinci konu olarak da şimdi ben bakınca tabii biz 31 bin şirketten bahsediyoruz ülkemizde yazılım sektöründe. Bu TOB'un verisi. Veriler her ne kadar çok hani net verilere ulaşmak ülkemiz açısından zor. Siz de birçok rapor hazırlıyorsunuz. Siz de buna şahitsiniz. Burada Skylab tanım yaparken şöyle bir şey var. Yani mesela ciro en az yıllık 1 milyon dolar ama en az çalışan işte 5 kişi. Biraz evet. Hani rakamlar konusunda biraz ben kafam zorlanıyor hesaplarken. Bu fizibiliteyi yaparken mesela kaç şirket başvurabilir? Potansiyelimiz nedir ve yıllık biz bu kadar şirkete ulaşabiliriz diye bir fizibilite çıkardınız mı? Nedir sizdeki? Bir sunuma dönebilir durumunuz? Miyiz? Bir veri göstereceğim. Ben altını çizmedim orada. Bir sunuma dönelim. Ben geri gidebilirim. Bakın burada çalışanların kişi başı ortalaması scale-up'larda 300 bin dolar. 5 ile çarpınca 1,5 milyon dolar diyor. Biz ne dedik? En az 1 milyon dolar. Yani söylediğimiz rakamlar bir şeylere dayandırmaya çalıştık. Ve az kişiyle çok ciro yapan firmaları da kucaklamayı amaçladık. Burada hedefiniz ne peki? Rakamsal anlamda mesela yıllık olarak 3 şirket, 10 şirket arası bekliyoruz gibi bir... Kaç firma şöyle, tabii ki hepimizin bir kapasitesi de var bunlarla alakalı. Ve burada biz açıkçası ilk etapta en az bir 20 şirkete bu başlıklarla ilgili hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. Ve bu programı da yapabilirsek yılda 2 defa yapmayı. Yani yılda 40 firmaya dokunmayı hedefliyoruz kabaca. Güzel bir soruydu. Sizler sorarsınız diye ben söylemedim. Tamam. Tabii burası 10 başlıkta bahsedilen mentorluk safhası için ama bilgilendirme seminerleri herkese açık. Dolayısıyla bilgilendirme seminerlerinin aslında o 1000 scale up
Türkiye'yi büyütür evet. dediğimiz nokta en azından her birinin en az 1000 tane scale-up'a iletişim anlamında ulaşmasını hedefliyoruz. Webinarlar bedava, herkese açık. Mentörlük bedava, seçilmiş scale-up'lara açık. Onu da söyleyelim yani. Her şey bedava. Gönüllü. Evet, ücretli mi soru, ücretli evet, sorusu gelmedi evet. değil mi? Bak, mesela ücretli mi sorusu henüz gelmedi. Evet, İlk evet. soru olur diye evet, düşünüyorduk. Evet. Bila bedel. Buyurunuz lütfen. Merhabalar, hayırlı olsun. Kerem Özdemir, Ekonomi Gazetesi. Ben birazcık Türkiye'de başarılı bulduğum iki örnekten bahsederek başlamak istiyorum. Bir tanesi, yaşımız ortaya çıkacak ama Özal döneminde Özal ihracatı patlatmak için şeyi yapmıştı. Yurt dışından talep toplayıp, içeriden de mal toplayıp bunları eşleten bir mekanizma kurmuştu. Hatta Tayfun Türkalp bu konuda ciddi deneyime sahiptir. Burada yok herhalde. Bir diğer benim başarılı bulduğum bu tür açılımsa Suat Baysan, Cisco Türkiye'nin genel müdürüyken Linksys'i uluslararası pazara taşımıştı ve uluslararası bir şirket haline getirmişti. İş Bankası'nın yatırım tarafıyla beraber. Şimdi size baktığımda burada bir endeksleme çalışması var. Bu herkes için hayırlı olacaktır ama bu tür business case'ler üzerine mekanizma kuruyor musunuz? Çünkü COSGAP'in de dile getirdiği hedef doğrultusunda bir 100 milyar dolarlık 100 tane unicorn çıkarsa böyle bir şey olacak. Bunları da yurt dışında açmamız pek mümkün olmadığı için şu andaki koşullarda herhalde Borsa İstanbul'da açacağız. Borsa İstanbul şu anda 138 milyar dolarlık bir değerde ve dolayısıyla ikiye katlamaya yakın bir etki. Ben bu tarafı düşünüyorum. Yani bu endeks çalışması yapıldıktan sonra Türkiye'nin büyük şirketlerini bunları yurt dışına taşımak için vesaire kullanarak böyle bir büyümeyi sağlama hedefiniz var mı? Aslanlar çünkü bu işi çok iyi bilirler. Yani ben cevaplayayım. Kerem öyle bir soru sordum ki. Şöyle amacımız, yani en temel amaçlarımızdan bir tanesi şu. Bu şirketler aslında kendini ispatlamış şirketler. Ürün anlamda, yetkinlik anlamda kendini ispatlamış şirketler. Ama birçok anlamda, yapısal anlamda yapmaları gereken bir sürü değişiklik var. Tabii ki bunları yurt içi pazara tanıtmak, yurt içinde bunların teşvik mekanizmaları olsun, yatırımcılar olsun, bunlarla eşleştirmek çok önemli kalemler. Ama o aşamaya gelmeden önce şirketlerin yapması gereken bir sürü iş var. Yani ben biraz bizim hikayemizi birazdan anlatacağım. Yurt dışında iş yapmanın kendine özgü kriterleri var. Hem yönetimsel anlamda var, uzmanlık anlamda var, pazarlama anlamda var, satış anlamda var, yatırımcı anlamında var. Bir sürü farklı farklı konular var. Yine ben size çok basit bir örnek anlatayım. Bir tane arkadaşım yatırım turunda geldi bana şey diyor ya, yatırım alacağım, önemli bir aşamaya geldik ama yatırımcı şunu söylüyor, şirketin yatırımdan önceki borçları, olası legal konular senin sorumluluğun, ben ne çıkacağını bilmiyorum ki diyor, nasıl kabul edeyim bunu? Yani buralardan başlıyor. Ya da yönetim kurulu inşa edeceğim, yönetim kurulunu nasıl inşa edebilirim, şirketteki hisse dağılımını nasıl yapabilirim, çok temel konular var. Hafta sonu birlikteydik. Evet. Orada Sokar'ın genel müdürü çok güzel bir Azerbaycan atasözü evet. söyledi. Evet. Yani ne koyarsan aşına o çıkar kaşığına. Şirketlerin hani bu yolda yapması gereken bir sürü hazırlık var. Aslında biz onları şu hale getirmek istiyoruz. Bu programla birlikte o farkındalığı yaratmak istiyoruz. Biraz daha fit, biraz daha odaklı. Yatırımcıyla konuştuklarında neyi konuşabilecekleri, yurtuna gittiklerinde hangi problemler var, onlara nasıl hazırlanabilecekleri konularında destek olmak istiyoruz. Çünkü bu şirketler, hepimiz fikri peşinde koşuyoruz, startup peşinde koşuyoruz. Ya bunlar kendilerini ispatlamış şirketler. Aslında biraz el atmamızı bekleyen şirketler. Ülke olarak da burada bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Amacımız bu. İnşallah hani 100 milyar dolar, yine ekonomistler, gazeteciler hep böyle rakamlara odaklanıyor. Bizim için yani o rakamları açacağımız yolu da açmış oluruz diye i̇nşallah. Düşünüyorum inşallah. Buyurun.
Merhaba, Elif Çatıkkaç ben. Eski bir bilgisayar mühendisiyim, yazılım uzmanıyım. Şimdi de Kokopelli Şehir'de isimli bir sosyal girişimin aslında eş kurucusuyum. Sunumunuz çok mütevazıydı, çok teşekkürler. Beni çok heyecanlandırdı eski mesleğimle ilgili. Şu anki gündemle de bu 10 adımdan kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik adında bir başlığın olması çok güçlü, 360 derece bir program olduğunun bir kanıtı. Bu programa dahil olabilmek, yani buraları biraz alanımız var iyileştirmek için. Buralarda destek verebilmek mümkün mü? Kimlerle iletişime geçebiliriz diye sormak sizin isterim. Siz bu programa destek vermek mi istiyorsunuz? Evet, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında belki bireysel kişilerle yaptığımız, kurumlarla yaptığımız çalışmaları birazcık daha derinleştirmek adına belki destek verebiliriz en azından bir konuşmak için. Büsat'tan Hasan Bey, Elif Hanım la hemen kontak kurabilirsiniz. Tamam, çok güzel. Ya da biz sizle kontak kuralım. Tamam. Çatıcık Kaş dediniz soyadınızı ama çok güler yüzlüsünüz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Doğru. Demiyorum. Siz onu arada konuşun abi. Yani programı anlatırken Emre o kısmı tabii daha çok scale up'ları bilgilendirmek istediğimiz için detaylandırmadı haklı olarak. Evet. Mentorluk safhasında gördüğünüz isimler bizim başlangıç portfolyomuz gibi düşünebilirsiniz. Oraya dahil olmak isteyenler için de ayrıca iletişim kuruyor olacağız. Hı hı. Siz de kendiniz proaktif olarak yaklaştınız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, buyurunuz. Bir mikrofon alalım. Funda Güleç, Fintech'ten. Hayırlı olsun program. Teşekkür ederiz, sağ olun. Dolu dolu anlattınız. Teşekkürler. Scale Up programından sonra bir program gelir mi? 2 yıl sonrasında mesela. Öyle bir şey yaptınız mı, çalışma yaptınız mı? Şimdi bir geniş açıdan cevap vereyim. TÜBİSAT'ta programlar bitmez. Başak Hanım burada, Başak Hanımların yürüttüğü programlar var. Başka diğer yönetim kurulunda yürütülen programlar var. Dediğim gibi başkanımız bizi çalıştırıyor. diğer eski başkanlarımızın da olduğu gibi. Programlar bitmez, var. Ama bu program neye evrilirse soru, bunu birazcık karıncanın yolculuğunda anlayacağız açıkçası. Ben eminim ki bundan 2 sene sonra çok daha zengin, şu anda anlattığımızdan çok daha zengin, şu anda belki düşünemediğimiz şeyleri de içine alan ya da bizim bu çağrımızı duyup gelip katkı sağlayacak ve onlarla destek daha zenginleşip bir değişik bir hal alacak bir program olacaktır. Ama tabii ana çatısı bu olacaktır. Belki o zaman birazcık daha rakam konuşuruz. Şu anda rakam konuşmadık, şudur budur diye. Çünkü birinci amacımız bilgilendirmek ve bir uyanış yaratmak scale-up'larla ilgili. İkinci amacımız da onlara dokunarak onları geliştirmeye başlamak. Orada ne kadar başarılı olacağız, nerelere evrileceğiz, biraz zamana ihtiyacımız var. Ama eminim güzel bir soru, 2 sene sonra farklı bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, son soruları alalım değil mi? Son bir zor soru, şu kitabın son sayfalarından. Çalışılmayan yerden. Çalışılmayan, he. Buyurun. Merhaba, Erkan Sezgin. Çok etkileyici bulduğumu söylemek isterim programın. Müthiş bir niyet, müthiş bir enerji var. Ben bir girişimin sahibiyim şu anda ve scale up olmak niyetindeyiz biz de. Şimdiye kadar herhangi bir fon ya da herhangi bir destek almadan bu noktaya gelmeye çalıştık. Ben şunu merak ediyorum, scale up programında müthiş destekçi olacağınızı görüyorum. Ama bunun yatırımcı tarafından nasıl destekleneceğini ben kaçırmış olabilirim ya da biraz açabilir misiniz? Evet, para nerede? Şöyle bir şey, şimdi biz özellikle bilişim sektöründe herhangi bir firmayı çevirin deyin ki en önemli 2 tane problem nedir? Der ki bir, para bulamıyorum, 2 yetkin kaynak bulamıyorum.
Yani biz bunları çözeceğiz desek bunları çözemeyiz. Dolayısıyla biz, hani bizim yolculuğumuz biraz farklı ama şunu yapıyoruz burada. Bir mentörlerimiz var. Hani konunun uzmanları ile ilgili bir kapsamımız var. İkinci olarak bu konuda daha önce bunu girişimi deneyimlemiş, buradaki başlıklarda tecrübesi olan scale-up'larımız var, unicorn olmuş olanlar var. Onların verdiği deneyim var. Bir de buradaki her başlıkta, 10 tane başlığımız vardı. Her başlıkta da bir tane yatırımcı girip, hani yatırım yaparken nelere dikkat ediyor bu başlıklarda? Onunla ilgili kendi fikirlerini söyleyecek ve bu aslında buradaki bütün scale-up'lar için bunlarla tanışma, şirketini tanıtma, network sağlama imkanı da sağlamış oluyor. Ama biz bu program kapsamında fon bulacağız, yatırım yapacağız, yatırımcı bulacağız. Böyle bir vaatimiz yok ama aslında o network'ü sağlamış oluyoruz. Ya yine onları bir araya getirmeye çalışacağız. Evet, bunu planladık. Artık ondan sonra her iki tarafa kalmış durumda. Temel hedef paraya giden yolda donanım arttırmak aslında scale-up için. Oradaki donanım yüksek olursa yatırımcının önüne çıkıldığında alınacak parayı daha güçlü bir şekilde savunabiliriz. Hani şirketimizi de sağlamlığını da diye düşünerek yola çıktık. Tabii bütün yatırımcılara da aramızda olanlar da var. Biraz daha yönlerini scale-up'lara döndürmelerini de buradan TÜBİSAT olarak çağrı olarak da iletelim bence. Evet, bence tamamdır diye düşünüyorum. Başka soru yoksa çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkürler. Sürçülisan ettikse affola diyoruz. Şimdi panelimizle devam edeceğiz. Biz devam ediyoruz. Bence Aslan Bey, Özlem Hanım siz kalabilirsiniz evet. Sahnede. Scale Up Büyüme Atakları paneliyle devam ediyoruz. Moderatörümüz Scale Up Çalışma Grubu Eş Kaptanı Özlem Atan, panelistlerimiz Webrazi Kurucusu Arda Kutsal, Etias CEO'su TÜBİSAT Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Doğan, Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayraktar, Price Türkiye Şirket Ortağı Aktay Aktolun. Soru cevaplar iyi gitti ama teşekkür ederim. Aşırı da zorlamadınız. Fotoğraf koyacağız. Zira Arda Kutsal'la aynı sahnede moderatör olmak yeterince zor. Çıta yüksek yani çünkü. Çıta yüksek olunca böyle bir şey oldu. Cenk, bir sandalye sen ayakta mı? İstiyorsanız ayakta da kalırım. Koltuk yok. Buyurun buyurun lütfen. Ben ayakta kalabilirim bu arada. Ben koltuğumu verebilirim. Cenk Bey, para sizde, buyurun. Buyurun. Cenk Bey, şöyle en başa alalım sizi. Ben böyle oturayım. Ben böyle devam edeceğim. Yok, ben böyle devam edeceğim tercihen. Cenk Bey, biz ev sahibiyiz. Siz git şöyle tarafa git. Sorun değil ya, buyurun. Gerçekten ayakta mı kalacaksınız? Gerçekten kalabilirim. Hiç sorun değil. Tamam, oturayım. Gel gel. Aldım, tamam. O da olur, tamam. Hakikaten. Tamam, tamam. Kalsın böyle. Sağ olun. Şimdi... Ya ayakta başlayacağım. Neden sonra daha rahat ettim. Şöyle söyleyeceğim. Panelin adını büyüme atakları koyduk. Siz büyüme atakları deyince ne aklınıza geliyor bilmiyorum ama benim iki şey var aklıma gelen. Birincisi olimpiyatlar. Bu yaz izlemişsinizdir. O sporcuların minimum 4 yıl boyunca çabalayıp en sonunda böyle son 100 metrede 50 metrede attığı ataklar geliyor aklıma. Ne o? Rakibini 1 milisaniye geçebilmek için. Uzun bir çalışma sonucunda gelinen nokta belki de geçememek için, geçemeyeceği için ve bir 4 yıl daha hazırlanacağı için. İkincisi ise çocuğu olanlar bilir, biraz erkek domine bir sektör biliyorum ama olmazsa çocuklarınızın annelerine danışabilirsiniz. Büyüme atağı geçirirler. Ne olur peki? Bir huzursuzluk, bir karın ağrısı, hani karnı tok, sırtı pek, ne oluyor anlamıyorum. O durumlarda aslında bebeğin kendi başına yaşadığı şey değişimin ve dönüşümün onda yarattığı huzursuzluktur. Scale-up dünyasına baktığınızda, şimdi ben bankacılık deneyimlerimde hizmet alan tarafından gördüğüm, şimdi danışmanlık dönemimde de içeriden aslında gördüğüm bir şey var. Bu büyüme ataklarına, dönüşüm ataklarına eşlik eden şey panik atak. Çünkü ne olacak? Nereye gideceğiz? Lineer bir büyüme var, hani devam edecek mi? Kime sorayım, ah bu kime danışayım gibi böyle bir panik atak durumu var. Ama neyse ki
Scale Up büyüme programı var. Burada mentorlar yaşamışlar, bu yoldan geçmişler var. Biz Aslan Emre çalışma grubu hep birlikte aramızda onları damdan düşenler diyoruz zaten. Yani denemiş, damdan düşmüş. Bu iş için COBİ'lere ve Scale Up'lara hizmet veren mentorlar var. Dolayısıyla merak etmeyin, aradığınız ve kafanızda dönen tüm soruların cevabı burada. Şimdi panelde hep birlikte biraz aslında deneyimleri konuşalım istiyorum. Çok değerli katılımcılarımız var bugün burada. Açıkçası ben önce dünya genelinden ve Türkiye'den başlamak istiyorum. Hepsini ayrı ayrı ismen tanıtmak gereği duymadım çünkü hepsi çok alanında çok ünlü insanlar. Oktay Bey ile başlamak istiyorum. Oktay Bey, Price'dan, PwC'den. Bilişim sektörüne baktığımızda hem Türkiye hem de dünyada hani birçok noktada oralara temas ediyorsunuz bu büyüklükteki şirketlere. Sizce bu 10 başlık aslında ihtiyaçları adresliyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Ya yani beni uyarın. Hani uzun uzun anlatıyor olabilirim. ama hani şöyle özetleyeyim. Bir kere buradaki başlıklara baktığınız zaman hani değil scale up, çoğu kurumsal dediğimiz şirketlerin bile ihtiyacı olan konular olduğunu bir kere deneyimliyoruz. Yani hangi şirkete bu konularda danışmanlık vermek ya da bazen belirli konularda denetim yapmak için gittiğimizde de bu konuların hepsinin önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi scale up var, scale up var. Yani her bir şirketin kendi karakteristiği var. Kendi hizmet alanı var, kendi kültürü var, kendi iş yapış tarzı var, kendi hedefleri var. Ben hani genel anlamda baktığımız zaman yani tabii ki bunlar yeter mi? Yetmez. Daha çok üstüne koymak lazım. Ama demin hani soruyu şöyle bir düşününce 5 tane not aldım. Önüme de açtım hani unutur muyum heyecandan diye. Bence birinci konu şu. Şirketin başarısını belirleyen en büyük faktör lider. Ve oradaki liderlik nosyonu, liderlik yapış biçimi. Ne konuştu, nasıl yön verdi, nasıl hedef çizdi. Dolayısıyla bence birinci konu bu. Bu konuda da hani farklı liderlik tipleri neler? Ben burada neredeyim? Ya da biz burada neredeyiz? Doğru konumlama mı değil mi? Bir assessment'ta fayda var. Yani buna dışarıdan bakabiliyor olmak bence bir artı. Hani bu bir konu olabilir. İkinci konu iş planı. Yani biz iş planı deyince şimdi ben hani danışmanlık verdiğim yerlerde gördüğüm şeyler ya konuyu çok iyi biliyorum. Ya da kafamda bir fikir var. Next yok. Yani nereye gideceğim, nasıl pozisyonlayacağım, nasıl satacağım, hangi pazar, hangi segmentasyon, Türkiye mi, yurt dışı mı, hangi ülkeler. Yani buralara biraz pratik yapmak lazım. Bunun efektini görüyor olmak lazım. İkincisi, ben biz kültürü diyorum ben bunu ama hani ne kadar doğru tartışılır tabii. Yani ben biraz bizciyim. Yani ben demektense organizasyona biz demeyi alıştırmak ve oradan çıkacak olan inovasyonla da şirketi bir yere götürebileceğini olmak olmak bence değerli. Dolayısıyla bu konu üzerine de biraz çalışmak gerekiyor. Çünkü ben diyenler ben bitince şirket de bitiyor. Ya yani mesela arada bazı konuşmalara şahit oldum. Konuşulan şeylerin hani kulağıma çarpanlar şunlar. Çarpan ne? Girişimciyi nereden bulacağım? Exit stratejin ne? Şimdi ben biraz daha şeyciyim yani konuya fokus olmak lazım. O uzmanlığa fokus olmak lazım. Onun etrafını iyi donatmak lazım ve %80 de bunu konuşuyor olmak lazım. Gerisi sonradan geliyor zaten. Siz bunu yapmayıp sadece rakam konuşuyorsanız o zaman o iş açısından baktığınız zaman bence başarıya gitmek biraz zor. İşe aşık olmak biraz bence burada önemli. İkincisi de, yani ikincisi değil aslında, üç ya da dört oldu. Vizyon katabiliyor olmak. Yani kısıtlı kalmamak o vizyonda. O vizyonu genişletmek için de biraz dışarıdan gelen fikirleri de bir alıp değerlendirme kültürü önemli. Belki sonuncu maddede de şey söyleyebilirim, iletişim. Bence en önemli konu bu. Yani
kendi kaynaklarınızla, elemanlarınızla nasıl iletişim halindesiniz, pazarla nasıl iletişim halindesiniz, dolayısıyla yatırımcı geldi, yatırımcıyla nasıl iletişim halindesiniz? Hatta dün bir arkadaşım anlattı, benim çok ilgimi çekti. Yatırımcı diyor ki, o kadar çok görüştüğüm diyor firma var ki diyor, artık diyor otomatiğe bağladım. Bakışlarından, vücut dilinden, duygusundan, kurduğu cümleden bu şirket bir yere gider mi gitmez mi anlıyorum artık diyor. Dolayısıyla buna bile bakmaya başladı firmalar, bilmiyorum hani. Benim fikirlerim bunlar ama arkasından çok farklı farklı konular gelecektir. Çok haklı. Liderliğin etrafına döşenmiş önemli tüm kriterleri hakikaten sıraladınız. Çok teşekkürler. Yani bu sizin gözünüzle baktığınızda ihtiyaçlar, eksikler vesaire, ama peki ihtiyaç nerede odaklanıyor diye ben aslında bir Hüseyin Bey'e danışmak istiyorum. Hüseyin Bey, Sistem Global'in yönetim kurulu başkanı. Kendisi de önemli mentorlarımızdan bir tanesi. Siz büyüme ve yurt dışına açılım konusunda uzun yıllardır hem KOBİ'lere hem bu scale-up dediğimiz ölçekteki firmalara hizmet veriyorsunuz. Peki gerçekten ihtiyaç nereye tam olarak odaklanıyor? Yani sizin hizmet verdiğiniz alanlarda en öne çıkan noktalar hangileri? Teşekkür ederim. Öncelikle davet için de teşekkür ederim. Herkese selam ve saygılarımı sunarım. Şimdi benden önceki konuşmalarda birkaç not aldım, onu paylaşmak istiyorum. Bence Sayın Başkan, Ahmet Bey, Emre Bey, sektörümüz ve sektör diye bir tanımdan bahsediyor. Bence bir tanımda anlaşalım. Bence Türkiye'nin ve dünyanın geldiği noktada bilişim sektörü sizin sektörünüz değil. Bilişim sektörü tüm sektörlerin itici gücü. Burada bir kere bir tanımda bir anlaşmamız lazım. Yani birinci gözüme çarpan mesele bu. Dolayısıyla ben bir danışmanlık firmasıyım. Eğer ben büyük bir dünya firması olacaksam, yani dünyada bir danışmanlık firması olacaksam, bilişim firmalarıyla entegre olmadan olma şansım yok. Dolayısıyla hepimizin bir, bu açıya doğru gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Sayın KOSGEB Başkanımız bahsetti, yeni nesil teşvik desteklerden, oraya geleceğim birazdan. Bazı notlar aldım, dünden çalıştım. Bu yeni nesil sermaye piyasası araçlarına çok kafa takıyor olmamız lazım ve oralardan esinlenmemiz lazım. Yine KOSGEB Başkanımızın söylediğinden. Bir de sorulardan yine konuşuldu. Sayın meslektaşımın konuşmasında da öne çıkıyor. Parayı nasıl bulacağım? Böyle mi düşünmeliyiz? Para mı bizi bulmalı? Buna da kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Burada Cenk Bey'in görüşlerini gerçekten merak ediyorum. Arıyorlar mı yoksa ya ona gelen mi enteresan, onun aradığı mı enteresan? Bence bu program doğru paranın doğru zamanda, doğru şartlarda bizi bulmasını ve bizim de ona hazır olmamızı sağlayacak diye umutluyum. Ve emeği geçen herkese bu manada teşekkür ediyorum. Emre Bey konuşmasında nelerimiz var? Yani programda neler var, Türkiye'de neler var, onlardan bahsetti. Ben tüm Hazuru'nun müsaadesiyle nelerimiz yok, sorunumuz nerede, bunu anlatırsam Emre Bey'le birbirimizi tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Yine yaklaşık benim 32 yıldır sektördeyim ve 32 yıldır KOBİ ile beraberim. Yani bu Scale Up programına dahil olabilecek firmalarla. Şunu da ayırt etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden talep önemli. Gerçekten bir KOBİ büyümek istiyor mu? Dünya firması olmak istiyor mu? Ama gerçekten istiyor mu? Bunun tahlilinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz danışmanlık firması olarak bilişim firmalara çok yakın işbirliği yapıyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Dün bir potansiyel yatırım yapmak istediğimiz firmayla görüştük. Öğlen yemek yedik. Dedi ki, ben istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Dedim ki, ya bugüne kadar aldığım en net ve güzel cevap. Ya bana hayır dedi. Ama o kadar dedi ki, benim yaşım bu, işte devam ettirmesi problem filan filan, anlattı sebebini. Dolayısıyla o gerçek maksada inmemiz gerekir. Süremde lütfen beni durdurun bu arada. Şimdi en fazla ne ihtiyaç görüyoruz, ne hissediyoruz diye baktığımızda bir kere ciddi bir makas görüyoruz. Ne makası görüyoruz? Bizden istediği bizi paraya ulaştır ama ihtiyacı o değil. İhtiyaç çok başka. Yani neyi görüyorum? Firmaların bizden istediğiyle istemesi gereken arasındaki makası görüyorum. Bize teşvik bul, bize hibe bul, bize destek bul. Hazır mısın kardeşim? Ne yapacaksın? Orada bir sorun var. Yani
bu şeyin ışığa gittiği gibi gitmiyor olmamız lazım bu paraya ve teşviğe. Çünkü bence şöyle, bir gün siz Revo'ya gidip Revo'dan red alırsanız ve sert bir red alırsanız bir daha o sektörde doğru yatırımcıya gitmeniz zor. Dolayısıyla doğru zamanda doğru şekilde gitmeniz lazım. Ya hepimiz paraya gidelim, aldık parayı, hadi aldık, hadi kandırdık yatırımcıyı. Ondan sonrası ne olacak filan, ondan sonrası çok daha berbat. Dolayısıyla sorunuzun cevabı, ben bir makas görüyorum burada. Genelde ya bize tecrübe aktarın, birleşme altyapısı aktarın, kanal aktarın, deneyim aktarın diyenler çok az. Bize para bul abi diyenler sayısı çok fazla. Bunu da son derece tehlikeli buluyorum. Soruyorlar yine bu 30 küsur yıllık COBİ tecrübemle, COBİ'de ne eksik diye. Yine biraz salonu kızdıracak dozajımı arttırıyorum. Türkiye'de COBİ'de bir özgüven problemi var. Çok net benim gördüğüm bu. Özgüven problemi iki açıdan var. Ya çok fazla, ben her şeyi yaparım abi. Ya da abi benden bu kadar. Buraya, bu programlarımızda, bu akışlarımızda dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine Emre Bey'in konuşmasında not almıştım, onu söylemeyi unuttum. Varlar var, ne yok? Birinci ne yok? Güven yok. Birbirimize güvenmiyoruz. Son birkaç dakikam değil mi? Hızlı geçeceğim. Birbirimize güvenmiyoruz. Dolayısıyla bu güven meselesini ve özgüven meselesinin altını doldurmamız gerekir. Yine benim ihtiyaçtan gördüğüm sorun, bizim SME, bizim COBİ meseleyi 180 derece yanlış anlamış. Başladığında bitti zannediyor. Ya yatırım aldı, diyor ki hallettim abi, hayatı hallettim. Neyi hallettin? Yatırım aldım. Ya yeni başlıyor daha. Turnuva yeni başlıyor. Ya antrenmanı maç sanıyor, maçı bitiş sanıyor. Hı hı. Bu açıdan da konuyu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Yine böyle sahnelerde örnek veriyorum. Sonra çok eleştiri alıyorum ama milli sporumuz güreş. Bu bir iş dünyası için problem. Çünkü takım oyununda sorun var. Ve şöyle zannediyoruz. Ben basket takımındayım. 3 puanlık bir atış yapacağım. Maç bitecek. Böyle bir şey yok. Yani bu bir turnuva. Bu bir nefesinizi ayarlamanız, takımınızı ayarlamanız. Oraya doğru kendinizi planlamanız gerekir. Lider işi olduğunu %100 düşünüyorum. Ama en az lider kadar irtifa büyüdükçe takımın kritik olduğunu ve donanımın kritik olduğunu düşünüyorum. Ana konumuz teşvik, destek. Yine hep söylüyorum. Teşvik, destek çok önemli bir U etkisi yapar. U etkisi yapar. Ya uyuşturur ya uçurur. Gördüğüm teşvik destek alanlar, alan firmaların, hadi iyi niyetli konuşayım başkan burada yoksa daha rahat konuşurdum. Yarıya yakını uyuşturucu gibi kullanıyor. Yarıya yakını uyuşturucu gibi kullanıyor. Bunu bir disiplin, bir rozet, bir tamamlayıcı unsur olarak dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Burada biz danışmanlara da büyük rol düşünüyorum. Birinci sorun özgüven, ikinci ana sorunumuz birleşmeler. Birleşmeleri çözemezsek bunu başaramayız. Biz kamuyla da vergi mevzuatıyla da uğraşıyoruz. 2017'de bir vergi mevzuatı çıktı. COBİ'lerin birleşmesinde önemli bir vergi avantajı getirdi maliye. Fakat her zeminde söylüyorum, inşallah bir baskı unsuru olur TÜBİSAT'ta. Dedi ki COBİ'ler birleşirse 3 yıl 5 yıl şey olacak, önemli bir vergisiz dönem olacak birleşmeden kaynaklı. Ben dedi bunun oranını belirleyeceğim. Oranı belirlemedi. İşte bugün o gün Sayın Başkan. Yani şey kurmamız için iki başkanımıza da söylüyorum. STK açısından da bu baskıyı kurmak gerekir. Birleşemez. Bir oradan söylediğiniz yerden alacağım. Mesela birleşmeler dışında satın almalar da bir konu başlığı. Yani günün sonunda büyümek için bir alternatif olabilir. O yüzden oradan sözü aslında Arda Bey'e uzatmak istiyorum. Çünkü yurt dışına açılım konusunda hani o bir alternatif olabilir mi? Webrezi nasıl yaptı? Ya da siz oldukça deneyimli bir scale-up'sınız. Ve hani baktığınız zaman yurt dışı deneyimlerinizi hani bir ele alalım. Hani satın almak da yurt dışına çıkmak için alternatiflerden bir tanesi mesela. Sizin deneyiminiz nasıl oldu? Nasıl ilerlediniz? Merhaba, Arda ben bu arada. Bilenler vardır, bilmeyenler için de Webrezi'nin kurucusuyum. Webrezi'yi de şöyle bir özet geçeyim. Herkes medya şirketi olarak biliyor ama Webrezi aslında kendi içinde bir teknoloji şirketi var. Yatırım fonu var.
aynı zamanda Webrazil sizin de konusunu açmış olduğunuz 2021 yılında 18 yıllık bir şirket burada Webrazil. Onu da çoğu insan bilmez, böyle 3-5 yıllık falan düşünürler. 2021 yılında biz Webrazil'in, yani Webrazil Türkiye'de neyse aynısının Avrupa'daki versiyonunu satın aldık. Tech.eu şirketin adı, Tech.eu diye de çok havalı bir alan adı var. Tech.eu satın aldık 2021 yılında. Neden satın almayı tercih ettik? Çünkü zamanda kendi kendimize girmeye çalıştık, başaramadık. Yani işte o işte önce işte haberleri tercüme ederim, olmaz. Yurt dışında ekipler tutalım, olmaz. Orada yerleşik, yürüyen belli bir kitlesini, tabii ki bu bir medya şirketi için geçerli, belki farklı alanlarda farklı olur. Biz satın almayla girdik. Satın almayla girmek de kolay değil. Kurum kültürü değişiyor. Yani Türkiye'de kurulmuş bir şirketle yurt dışında, İngiltere merkezli bu arada aldığımız şirket, bizi aldıktan sonra ya da aldığımız anda bir yerde Brexit oldu mesela, yani başlı başlı bir mevzu yaşıyorsun. Domain'in tech.eu, yani EU domainleri sadece Avrupa Birliği üyelerine veriliyor. Biz İngiltere şirketiyiz, bir anda şey dediler, bu alanı tutamazsınız üstünüzde falan. Biz daha aldık şeyi, şirketi, bunlarla uğraşıyoruz falan, çözdük. Ama günün sonunda kültür farklılıkları oluyor. Yani Avrupa'da iş yapayım, burada çoğu kişi yapmıştır belki. Yani doğru kişileri işe almanız gerekiyor. Çünkü bizim kültürde hep böyle, yani bizim en azından Webrazil kültüründe bir şey var. Ninja ruh hali var, bir hacker ruh hali var üstümüzde. Biz her an her şeyi pataküte yaparız modundayız. Ben de eski bir yazılımcıyım bu arada. Durum öyle olunca yurt dışında böyle bir şey yok. Yani bizim normalde kendi içimizde belki yarım saatte yapacağımız bir şeyi, yurt dışında tamam bunu önümüzdeki hafta planı alalım falan gibi yaklaşım oluyor. Bundan dolayı tabii başta sorunlar yaşadık. Ama 3 sene içinde şu an Tech.eu Avrupa'nın, yani bilenler vardır burada Tech.eu büyük olsakla. Dediğim gibi Türkiye'de Webrazil neyse orada Tech.eu o. Yani şu an Avrupa teknoloji ekosistemi haberlerini oradan okuyor. Ve bunun da tabii sahibinin biz olmamız bizi oldukça mutlu ediyor. Ve aslında hale Türkiye'deki dünya açılmak isteyen girişimler için de güzel bir köprü imkanı yaratabiliyoruz. O yüzden ben genelde hep kendi dışarıda bunu çok söylemeyin, yabancılarla da konuşmayın, şey olmasın, torpil yapıyoruz gibi anlaşılmasın diyorum. Ama tabii büyük bir keyifle yurt dışına Türk girişimini çıkarmak konusunda destek oluyoruz. İşte orada iki tane konferans yaptık. Belçika'da, Brüksel'de. Arkasından geçen sene, yani bu sene itibariyle Londra'da bir konferans gerçekleştirdik. Falan falan. Ben bu konuda sizler gibi yani çok böyle uzun süreler konuşabilirim. O yüzden spesifik bir şey varsa cevap veririm veya son bir şey ekleyip bitirebilirim. Şimdi orada biraz önce o 10 maddeydi galiba o. Şimdi onlara bakınca tabii burada bir anda burada çok keyifli bir program olmuş. Ne gerekirse TÜBİSAT üyesi değil ama full destek olmaya hazırız. Hatta sizler konuşurken kendi ekibime de mesaj attım. Destek için ne gerekiyorsa dedim şey yapalım. En azından başvuruların arttırılması falan. Tabii tabii, memnuniyetle. Ya ben başkanım, sorun şu, ben beceremiyorum. Böyle dernek vakıf işlerinde ben iyi bir insan değilim. Çünkü dedim ya, ben böyle birazcık o hacker kafası çalışan bir insanım. Hatta söylemek istediğim de oydu. O maddelere baktığımızda, ama oluruz tabii keyifle. O maddelere baktığımda ben şunu görüyorum. Mesela bunların hangisini yapmadık? Yani hiçbirini yapmadık. Hangisi şirkette şu anda var? Hepsi var. Peki nasıl oluyor bu? Binlerce şükür geçtiğimiz günlerde Paul Graham çok güzel bir şey yazdı da yaptığımız şeyin anlamını anlamış olduk aslında. Ya biliyorduk tabii de kendi aramızda. Ben mesela buna hacker modu takılıyoruz diyordum. Paul Graham buna founder mod dedi. Yani girişimci, kurucu modu dedi. 18. şirket bizde böyle yürüdü. Şimdi tabii ki bir kurumsallaşma yok mu? Var. 4 tane VP'miz var. İşte genel müdürümüz var. Ne bileyim işte sosyal sorumluluk yok mu? Var. İşte o var mı? Hepsi var aslında ama biz bunları birazcık founder modu. Founder modun manager moddan, yani işte yönetici modundan farkı ne oluyor? İşte benim gibi kurucu olan kişi aynı zamanda bir lider gibi çalışıyor. Şirketin her noktasına burnu sokuyor. Her toplantıya giriyor. Micromanage diyor. Şimdi bunu normalde PwC, sistem galiba büyük olsa bu moddan nefret ediyor diye tahmin ediyorum. Sevmezler diye düşünüyorum. Çünkü yani danışmanlar için bu çok kötü bir... Siz seviyorsunuz galiba. Seviyoruz. Yani normalde mesela ben danışman olsam bana sinir olurum mesela yani. Şimdi sürekli her yerde bu adam var. Şimdi ama işte neye yarıyor bu? Mesela biraz önce bir madde vardı ya, en az 3 yıl ama 1 milyon dolar yapmış.
Bu burada çok çalışıyor. Büyük olsa da 10 yıl olsun, 5 milyon dolar yapsın da çok çalışıyor. Ha, IPO'dan sonra, borsada sonra nasıl çalışır bilmiyorum. Ama günün sonunda biz böyle çalışıyoruz. Böyle çalıştığımız için de tabii bizim matematikte biraz farklı oluyor. Ama demek istediğim şuydu, maddeler doğru ama bizim çalışma şeklimiz de biraz farklı yürüyor. Dediğim gibi yani çok uzun konuşurum bu konularda. Yok, yok. Teşekkürler. Hakikaten herkesin söyleyecek sözü çok. Çünkü deneyim çok yani. Mesela şey Etia'ya bakalım. Hani unicorn olma çok yakın bir şirket. Hani yılları var hakikaten sektörde Aslan Bey'in ve founder'larının. Ben oldu diye düşündüm. Ve ben o yüzden biraz Aslan Bey'i gençliğine götüreceğim. ve şey soracağım aslında. Şirketin böyle hani mükemmel olduğu düşünülen bir ürünü ilk piyasaya çıkardı. İlk satış yapılmış, büyüme harika gidiyor, böyle tıkır tıkır her şey yolunda. Bir yerde bir bottleneck yaşanıyor dediğiniz gibi. Hani orada bir dar boğaz var. O dar boğazın adı neydi? Nereye adreslenebilirdi ve nasıl aşıldı aslında? Yani gençliğime götüreceğim dedim de ben zaten kendimi genç olarak görüyorum orada biraz. Görüntüyle ilgili bir durum mu oluştu diye dedim. Görüntüyle konuşursak ben bittim zaten şu anda yani. Noel Baba gibi geziyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim aslında yani bu founder moddan giriş yapayım. Yani hangisi iyi, öyle mi olmak iyi, böyle mi olmak iyi, ikisi de artıları eksileri var. Ama bence kurum kültürünün öyle inşa edilmesi çok daha önemli. Yani çünkü şirketler büyüdükçe, yani nasıl çocuklar büyüdükçe dertleri büyüyorsa şirketler büyüdükçe de dertleri büyüyor. Kurum kültürünün dışarıdan gelen profesyonellere imkan vermesi lazım. O uyuşmayı sağlaması lazım. Founder mod bazen hani şirketleri ileri götürebiliyor, sıçratabiliyor ama bir yere kadar, ama sonrasında profesyonellere ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben onu çok net yaşadım yani. Şöyle bizim yani biz 20 yıllık bir şirketiz. Bu yıl 20 yılımızı kutluyoruz. Ben bizim dönüşümü iki aşamada inceliyorum. Birincisi hani bizim yurt dışına çıktığımız yere kadar olan aşama. Yani biz evet hani daha önce uzmanlığı olan 3 kişi bir şirketi kurduk. Ürün tasarımına başladık. Hani rakiplere baktık, sektöre baktık vesaire, ne yapabiliriz? Gerçekten de mühendis olarak çok iyi bir ürün hazırladık. O ürünümüzü Türkiye'de birçok müşteriye sattık ve Türkiye'de yani bizim yaptığımız projeler büyük montanlı projeler olduğu için pazar lideri konumuna geldik. Ya bu ürünü nasıl yurt dışına götürebiliriz diye konuşmaya başladık. Hani ne yapabiliriz? Bir de o dönemlerde hani başladığımızda şu anda startuplar için bir sürü program var, bir sürü teşvik var. Dünyanın her yerinde yatırımcılar sizi buluyor. Yani şu andaki girişimler gerçekten çok şanslı. Biz her şeyi kendimizin keşfettiği, deneyimlediği, fail ettiği ve devam ettiğimiz bir kuşaktan geliyoruz. Yani şirket olarak söylüyorum. Bunu nasıl yurt dışına götürebiliriz diye kafa yormaya başladık. İlk yaptığımız sektörel etkinliklere gitmeye başladık. Yani biz 2012'de yurt dışına nasıl açılabiliriz diye kafa yormaya başladık. Ve 2012, 13, 14 ve hani gidiyoruz, evet konuşuyoruz, ediyoruz, ürünü beğeniyorlar vesaire. Orada kalıyoruz, sonuç gelmemeye başlıyor. Biz 2015'te bir uluslararası danışma kurulu inşa ettik. Yani bir Türkiye'deki bir şirket gidiyor, yurt dışında bir danışma kurulu inşa ediyor. Bu danışma kurulunda da bizim sektördeki rakiplerden daha önce çalışmış CEO pozisyonunda, pazarlama pozisyonundaki kişileri dahil ederek aslında ilk yani o büyük adımı attığımız aşama oydu. O zaman bir şeyi gördük. Yani eksikliklerimiz nedir? Onu gördük. Biz çok iyi bir mühendislik firmasıyız. Çok iyi bir ürünümüz var. Ama yani uluslararası satış, büyüme bundan çok daha farklı bir şey. Dolayısıyla onları inşa etmeye başladık. İlk büyük satışımızı Advisory Board'dan kurduktan sonra Kanada'ya yapmaya başladık. Kanada yani bizim gerçekten yani müşteri, dış pazarlar size çok şey öğretiyor. En çok şeyi ben hep söylüyorum, müşteri öğretir. Yani müşteri olgunlaştırır. O maceranın da içinde olmak gerekiyor. Kanada'dan sonra biz şu anda Bolivya'dan Yeni Zelanda'ya bir sürü ülkede müşterilerimiz var. Aslında yurt dışı anlamda o büyümeyi sağladık. Ama bu süreçte benim gördüğüm en önemli kalemler, bir hani ürünlerimiz var. Ama herkesin ürünü var, rakiplerin de ürünü var. Yani o ürün yaşam döngüsünü yönetmek, inovasyon aslında bizim şirketlerini önünü açacak önemli konulardan bir tanesi. O üründe yapacağınız inovasyon. Bizim açımızdan en kritik nokta, biz yapay zekayı bir kaldıraç olarak gördük. Yani ürünlerimizi yapay zeka destekli değil ama gerçekten onun içine entegre ettiğimizde dışarıda ses getirmeye başladı. İkincisi, yani bu satış stratejileri geliştirme. Yani satış, ben bunu satışçı olarak görüyorum bunu, çok pahalı bir şey. Yani Londra'da siz gidip
bir satışçı almak isteseniz hani yıllık paketi 300 bin pound vesaire. Yani birçok şirket gidiyor, yurt dışından böyle satışçı alıyor ve sonra bir de uzun solukta 6 ay, 1 ay sabretmeniz gerekiyor, sonra fail etmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim orada yaptığımız, bizim biraz daha farklı stratejimiz var. Biz hani iyi satışçılara biraz stock option vererek bünyemize dahil ettik. Bu önemli. İkincisi biraz hani yurt dışına gittiğinizde maalesef hani mühendislik olarak, dil olarak vesaire biraz hani o global bir firma olduğunuz algısını yaratmanız gerekiyor. Ya bu iki şeyden geçiyor. Bir, müşterinin karşısına koyduğunuz kişilerin global olması, yani o kültürel olarak o kafada olması. İkincisi de sizin hem çalışanlarınızın hem de markanızın öyle görünmesi lazım. Yani ben bugün bir sürü şirkete baktığımızda yatırımı vesaire konuşuyoruz da birçok şirketin kurumsal kimlik anlamında, identity anlamda bir çalışması yok. Yani mesajları dağınık, renkleri dağınık. Kartvizitine bakıyorum, çok basit şeyler olarak söylüyorum. Kartviziti farklı, sitesi farklı. Biz yani o dönem Landor'la çalıştık. Yani bunlar hepsi pahalı kalemler. Landor biliyordur insanlar. Hani Amazon'u tasarlayan, A'dan Z'ye, FedEx'i tasarlayan şirket. Bizim Exceed Everyday mottosunu bulan da o. Ama o güne kadar baktığımız zaman aslında ben hani bunları ben satışçı değilim. Hani beni satışa getirdiler, sen satarsın vesaire diye. Kendim yapıyordum pazarlama anlamında. Sonra bir tane pazarlamacıya ihtiyacımız var dedik bizim. Yani bir kadromuza bir pazarlamacı aldık. Benim yaptığım bütün her şeyi bozdu. Yani her şey. Yani şöyle, ben çok iyi ürün isimleri bulmuştum. Bizim yani müşteri yönetim platformumuz var. Kampanyaya yönetimine bir isim koyuyorum. Şikayete bir isim koyuyorum. Yani sen hani Unilever mi olmak istiyorsun? Yani her ürünü kendi pazarlamanı mı yapmak istiyorsun? Ya da hani etiye olarak marka mı olmak istiyorsun? Dolayısıyla o profesyonellerle çalışabilmek, hani founder modu dedik, yani onu neyden feragat edeceğini bilmek, onlara yol açmak, aslında kurum kültürü büyüdükçe hem bunları inşa etmek gerekiyor, hem de gerçekten ilerlemek için ne gerekiyor? Doğrusu ne? Ona odaklanmak son derece önemli konulardan bir tanesi. Bir de hani Pasteur'ün çok önemli bir sözü var, yani şans ona hazır olanları sever. Yani bu buraya koyduğumuz 10 maddenin hepsi de yani ona hazır olmanız lazım. Eğer siz bir yatırımcı görüşmesinde o konuyu ilk defa duyuyorsanız, Cenk Bey anlatır, hapı yuttunuz. Yani dolayısıyla buradaki her kalemde o yatırımı yapıyor olmanız lazım. Biz yani yurt dışına gitme kararı verdiğimizde şirketimizdeki iki personelin önemli bir kısmını 6 aylığına, 1 yıllığına yurt dışına gönderdik. İngiltere'ye, Amerika'ya dil kurslarına gönderdik. Çünkü ben yarın öbür gün yurt dışına açıldığımda projeleri yapacak olan kaynaklar bunlar. Dolayısıyla o yatırımı da yapmak gerekiyor. Yani yatırım, neyi daha yapardım? Neyi farklı yapardım? Neyi farklı yapardım? Dönüp geriye baktığımda ben şu anda hani startuplara vesaire mentörlük yaptığımda şunu söylüyorum. Yani bir tane developer'ı eksik al, bir tane pazarlamacı al ilk günden itibaren. Çünkü biz yani mühendis olarak iyi şeyler yapıyoruz ama hani pazarlama başka bir şey. Yani değeri ortaya koymak gerekiyor, değeri anlatmak gerekiyor. Değeri anlatmak da kurumu da öyle inşa etmek gerekiyor. Bütün ürün döngüsü de, kültür de onun aslında arkasından gittiği için keşke ilk günden pazarlamacı alsaydım. Sonra da yaptığım onca şey bizim pazarlama direktörümüz alıp kenara atmasaydı. Çok haklısın. Sözü duymuştum daha önce, Pastör'ün sözünü. Şans hazır olanlar. Evet, bunun Türkiye'deki girişimciler için karşılığı kader gayrete aşıktır. Yani kısmetse inşallah. Ya da hani coğrafya ya da coğrafya kaderdir gibi gibi. Aynen öyle. Şimdi Aslan Bey'in anlattığı her şey çok değerli hakikaten ama gördüğünüz üzere bir yatırım gerekiyor. Yani para gerekiyor. Yani büyümek için aslında yaptığınız adımların her biri para demek. Para nerede? Kapital'de. O yüzden Cenk Bey'e sözü paslamak istiyorum. Reva Kapital'den kendisi. Teşekkür ederiz hakikaten bugün aramızda olduğunuz için. Ben size soruyu şöyle yönelteceğim. Bir yatırımcı gözüyle bakmanızı rica edeceğim ve hani bu gözlükle baktığınızda karşınıza bir scale-up geldi. Yatırım arıyorum dedi. Bu 10 başlık sizin değerlendirme kriterinizin hangi kısmını oluşturuyor? Nelere bakıyorsunuz? Böyle ufak bir kısa özet şeklinde tabii ki. Evet. Hepsi üzerine dediğiniz gibi uzun uzun konuşulur ama. Şöyle öncelikle Sayın Başkanım ve Emre Bey'in şahsında tüm emeği geçenleri tebrik etmek istiyorum. Çünkü başlıklar bence çok doğru teşhisler.
ve reçetede yazılmıştır. Bundan sonrası aslında execution. Yani bundan sonra sonuç geliyor gelmiyor belli oluyor. Şimdi birkaç tane yani ülkemizle ilgili data vereyim, öyle konuya gireyim. Yani bize bakıldığında şu anda 400 tane GSF kurulmuş durumda. Ve bunlarda yaklaşık 1 milyar dolar para var. Yani tanesinde aslında 2,5 milyon dolar var. 2,5 milyon dolar onların tabii daha çok tohum aşaması yatırım yapmalarına destek oluyor ve adım adım gidildiğinden tohum kısmıyla ilgili bence para bulmayla ilgili bir sıkıntı yok. O yüzden biz Revo olarak üçüncü fonumuzu kuruyoruz. Üçüncü fonda şimdi 100 milyon dolarlık bir fon ve biz tümüyle Series A, B yani tümüyle sizin söylediğiniz yere bakıyoruz. Şimdi buraya bakarken birkaç tane bizim çok dikkat ettiğimiz konu var. Çok kaba hesaplar yapalım yine. Unicorn, unicorn olalım diyoruz. Unicorn 1 milyar dolar gelir lazım. Minimum. 1 milyar dolar gelir için yani değerleme lazım pardon. 125 milyon dolar falan bir geliri olması lazım ki milyar dolarlık bir değerlemeye gelsin. Unicornlar genelde %1'ini falan alıyor sektörün. Öyle bakarsanız yani 12 milyar dolarlık falan bir sektöre hizmet ediyor olması lazım. Türkiye'de 12 milyar dolarlık kaç tane sektör var dediğiniz anda birden birbirimize bakmaya başlarız. O yüzden bunun temel olayı demek ki yurt dışına gitmesi lazım. Yani yurt dışına bu adamın da yurt dışına gitmeyi de bilmesi lazım. Şimdi biz Revo olarak kendimizi farklılaştırmaya çalıştığımız temel konu, biz eski Turkcell'liyiz, Turkcell ürün grubuyuz. Bütün bizdeki partner ekip Turkcell'in ürüncüleri yani. O yüzden kendimizi bütün fonların dışında farklı bir yere koyuyoruz ve diyoruz ki bizde 5 kişi, hiçbir fonda olmayan 5 kişi var. Sizin aslında mentor grubunuz gibi. Bu 5 kişi bazı fonksiyonları free of charge veriyor portföy şirketlerine. Bir tanesi mesela bir kadromuz var. Headhunter desteği veriyoruz. Yani Headhunter desteği dediğiniz, bugün biz son 18 ayda 16 tane C-level yerleştirmişiz portföyümüze. Bu çok çok değerli bir şey. Çünkü doğru adamla gitmeniz gerekiyor bu yurt dışına da. İkinci, marketing. En büyük ikinci kost marketing. Birinci personel de, ikincisi marketing. Marketing full dijital pazarlama uzmanımız var içeride. Yani go to market stratejisi nasıl olmalı? Avrupa'ya mı gidilmesi lazım yoksa Middle East'e mi gidilmesi lazım? Amerika'ya mı gidilmesi lazım? Bu ürün nasıl paketlenmesi lazım? Ya da hangi kanalla gidilmesi lazım? Bütün bunlarda rakamlarıyla iyi gidiyor mu, efficient mi filan bu desteği veriyoruz. Üçüncü olarak mesela bir startup'a gitsek biz desek ki hadi Amerika'ya açıl. 6 ay adamı kitlersiniz. Adam hiç işini yapamaz yani. Ve halbuki biz ona diyoruz ki ya şu partnerle çalış, şu avukatlık bürosuyla çalış, şu kadar para vereceksin. Yine 6 ay sürüyor ama adamın 6 ayını almıyor. Bir de ondan sonra biz yatırım yaptıktan sonra Microsoft'u, Azure'du, yok işte AWS'de hepsi bedava yani belli limitlere kadar 100 bin dolar falan bedava kullanım hakları oluyor. Bu growth platformunu biz açık büfe gibi sunuyoruz. Bütün yatırım yaptığımız şirketlere çok paralellikler var sizle. Bizde bir tane daha bir şey var. Onu da başkana biraz önce özellikle söyledim. Bu execution tarafı, bu TÜBİSAT'ın görevidir, değildir. O ayrı bir konu ama nereye kadar destek vermek gerektiğine bakar. Bizde çok vakit ayırdığımız bir konu daha var. Bunları tamamlıyor. VC to VC yani diğer yatırımcılarla ilişkileri biz çok önemsiyoruz. Çünkü hiçbir zaman gelip Türk bir şirkete yatırım yapmıyorlar bir kere. Bunu hani burada artık dürüst olmak lazım. Kimse gelip bir Türk şirkete yatırım yapmıyor. Ne yapmak gerekiyor? Bu yurt dışına götürebilmek, yurt dışında global gelir aldığını gösterebilmek gerekiyor. Bizim mesela ikinci portföyde şu anda 20 şirketimiz var. İkinci fonun portföyünde. 17 tanesi merkezleri Türkiye değil. Ama bütün teknik ekipleri Türkiye'de. Ya da gelirleri 12 tanesi, bu 20'nin 12'si tüm globalden kazanıyor. O yüzden yok Türk lirası şöyle olmuş, dolar böyle gitmiş bilmem ne bir yere kadar ilgilendiriyor. O da Türk ekibin maaş açısından. Yani bu kısım çok önemli. Bu yatırımcıların da böyle bir şirkete ancak
merkezi taşıdığınızda, IP'leri güvenilir bir yere taşıdığınızda size yatırım yapıyorlar. Şimdi ne yapılması gerekir buna ek olarak dediğim, yani gerçekten bu yatırımcılarla ilişkiler ve belli şirketleri yönlendirebilme yetisi aslında bence derneğe çok büyük bir katkısı olur. Yani bizde bu konuda bir CRM var ve biz 3 ila 6 ayda bütün tanıdığımız yani Amerikan, İngiliz, Avrupa fonlarıyla mutlaka bir sohbet ediyoruz. Bak diyoruz, bizde böyle bir şirket var. İlgileniyor musun? Sen neyle ilgileniyorsun? Şu anda yatırım yapıyor musun? Gibi bu CRM devamlı updated. Mesela o şirketimiz daha sonra fon raise ediyorsa diyoruz ki bak şu 16 fon seninle ilgilendi. Gel seni intro yapıyorum. Şimdi bundan daha değerli bir şey yok. Yani scale up'ta bundan daha değerli bir şey yok. Tabii öncesinde bu 10 maddenin birçoğunda yol almak lazım. Doğru. Yani şöyle o tek başına parayı alarak da olmuyor. Diyelim ki birisi yatırım aldıktan sonra da hayatına devam ediyor. Yolda aslında bu 10 maddenin tamamını yaşayarak geliştirmesi gerektiği de bir gerçek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Cenk Bey. Her panelistimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hem vakitleri hem de sizlere dinlediğiniz için. TÜBİSAT çatısı altında Scale Up Gelişim Programı tek değil. Mali Başkanımız da söyledi, Mehmet Ali Başkan da söyledi. Yani şeyde finansal tüketicilerle ilgili ya da bulut bilişimle ilgili daha birçok çalışma grubu var. Özet sonuç, bilişimle ilgili eğer herhangi bir derdiniz varsa içinizde tutmayın. TÜBİSAT çatısı altında gelin tartışalım, çözüm burada. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Bir Cenk Bey'e özel bir teşekkürüm var benim. Çünkü kendisinin bugün doğum günü ve o doğum gününde bize vakit ayırıp aramızda oldu. O yüzden